Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere şahane bir kek tarifiyle geldim. Ay pardon, kek değil, kekstra arkadaşlar. Aman gürbüz duymasın dilerseniz. Hiç vakit kaybetmeden bu şahane lezzetin yapımına geçelim. İlk olarak kalıbımızın her yerini güzelce yağlamakla başlıyoruz. Biliyorsunuz yapışmaması gerekiyor arkadaşlar. Tam olarak kalıptan çıkması gerekiyor kek harcımızın. Şimdi katı yağ ucunu batır çıkart yapalım fırçamızın ve her yerine güzelce sürelim. Katı yağlamak yetmiyor, benim içim rahat etmiyor. Bu yüzden her yerini güzelce unluyorum bu şekilde. Fazla unlu da tezgaha aynen böyle çıkartıyorum. Şu anda kalıbım hazır, bir kenarda beklesin. Hızlı bir şekilde kek yapımına geçiyoruz. Karıştırma kabımızın içerisine 1 çay bardağı toz şeker, çay bardağı olarak kullandığım ölçüm video boyunca 100 ml arkadaşlar. Şekerimizi ekledikten sonra 3 tane yumurta ekliyoruz. Ben medium yumurta kullandım. Yumurtalarımız oda ısısında olacak. Siz eğer büyük large yumurta kullanacaksanız 2 tane kullanmanız yeterli. Şimdi 5 dakika boyunca aynen böyle köpük köpük karbeyaz olana kadar çırpalım. Yumurta ve şekerimiz çok güzel köpürdü, şu anda hazır. İçerisine 1 çay bardağı süt, bardak ölçümü yine aynı. 1 çay bardağı sıvı yağ, ölçümünü tekrar ediyorum. Yine aynı arkadaşlar, ölçüde yanlışlık olmasın ki aynı sonucu elde edesiniz. Sıvıları ekledikten sonra 1 dakika boyunca güzelce bunları da çırpalım. Daha sonra 1 paket kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilini ekleyelim. Unumuzun içerisine ekleyip eliyoruz arkadaşlar. Unumda 2 su bardağı un ekledim ben. Bardak ölçüm 200 ml. Lütfen verdiğim ölçülere geçmeyin. Unumuzu da 2 aşamada eleyerek çırpma işlemini gerçekleştiriyoruz. Arkadaşlar eliyoruz, çırpıyoruz. Sonra bir daha eliyoruz, çırpıyoruz ve sonlandırıyoruz unu eleme işlemini. Bakın görüyorsunuz, 2 aşamada unumuzun tamamı bitti. İpeksi bir kıvam elde edeceksiniz. Kekinizde bu şekilde yaparsanız hiç merak etmeyin. Hazır olan kek kalıbımızın içerisine hazır olan kek harcımızın tamamını boşaltalım. Daha sonra hiç vakit kaybetmeden önceden sıcacık ısıtılmış 170 derece fırında 35 dakika esmerleşene kadar pişirelim. Kekimiz pişerken biz de jölemizin yapımına geçelim. Sos tavamızın içerisine 1 paket çilekli jöle. Ben çilekli kullandım ama siz vişneli ya da orman meyveli jöle de kullanabilirsiniz. Jel ile de bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Hemen arkasından 1 su bardağı su, bardak ölçüm standart su bardağı 200 ml. Orta ateşte karıştırarak başından ayrılmadan 2 dakika pişirelim arkadaşlar. Hemen ocaktan alalım. Zaten jöle paketinin arkasında kullanacağınız su miktarı ve pişirme ölçüsü vesaire hepsi yazıyor arkadaşlar. Soğuması için başka bir kabın içerisine alıyorum ve oda ısısında bu şekilde soğumaya bırakalım. Jölemiz bir kenarda soğurken biz de karıştırma kabımızın içerisine 1 paket toz krem şanti, 1 çay bardağı soğuk sütümüzü ekleyelim. Bardak ölçüm 100 ml. Bunları önce düşük devirde, daha sonra yüksek devirde katılaşana kadar çırpalım. Daha sonra dinlenmesi için ara katmanımızın krem şantisi hazır, buzdolabına kaldıralım. Ben krem şanti ile yaptım. Siz kremayla da yapabilirsiniz ara katman arkadaşlar. Fırından çıkan sıcacık kekimizi oda ısısında soğumaya bırakalım. Ama böyle gerçekten ciddi anlamda buz gibi soğuması gerekiyor arkadaşlar ki kalıptan çok rahat çıksın ve krem şantiyi sürdükten sonra erimesin. Oda ısısına gelip güzelce soğuduktan sonra bu şekilde ters çevirelim. Ufak böyle sıyrıklar olacak üzerinde ama gözükmeyecek, hiç merak etmeyin. Bakın görüyorsunuz, buzdolabında dinlenen krem şantimizi bolca tamamını orta göbeğine iyice yerleştirelim, boşaltalım. Daha sonra kaşığın tersi ya da spatula yardımı ile güzelce düzleştirelim. Ne kadar düz olursa kusursuz o kadar güzel bir görüntü elde ederiz. Güzelce düzleştirdikten sonra oda ısısına gelip tam olarak soğumuş olan, hatta birazcık soğudukça da katılaşmış olan jölemizi göbeğe bu şekilde dolduralım. Tamamını boşaltın arkadaşlar. Sadece 20 dakika buzdolapta beklemesi yeterli olacak. Jölemizin donması ve pastamızın kendine gelmesi için 20 dakika sonunda dilediğiniz incelikte, kalınlıkta dilimleyip gönül rahatlığıyla servis edebilirsiniz. Kek değil, kekstramız hazır. Bu şahane lezzeti umarım yaptıktan sonra sizler de beğenirsiniz. Afiyet olsun.